Kara'nın Efeleri, Karapınar'ın Aslanları Efe Çetesi olarak, Durmuş Ali Efe, Efe Çetesi olarak bilinir. Efe dedemiz Yörükoğlu Hüseyin Efe'de Durmuş Ali Efe'nin zeybeklerinden, kızanlarından birisi. Kurtuluş Savaşı'nın ilk gününden İzmir kurtarılıp düşman denize dökülene kadar savaşı bırakmayan, silah elde savaşan Efe'lerden. İzmir'de Atatürk İzmir'in kurtuluşundan sonra İzmir'e geliyor. Orada Atatürk'le ilk görüşen Efe grubu, Durmuş Ali Efe, Efe çetesi. Efe dedemler de baş Efe'miz dedikleri Sarı Zeybek, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'le Efe'ce kucaklaşıp askıhal ettikten sonra baş efendimiz vatanımız, milletimiz için bayrağımızı, görevimizi tamamladık. Vatanın, milleti, bayrağı, namusu kurtardık. Sizin de idarenizle üzerimize düşen vazifeyi yaptık deyip silahlarını teslim edip gelip sonra ömürlerinin sonuna kadar çiftçilik yapan, kendilerine verilen, bağlanan maaşları kabul etmeyen insanlar. Kurtuluş Savaşı'nın ilk savaşlarındandır. İncirliova Eyrek köyünde Eyrek Harbi, daha Yunan Aydın'a girmeden İzmir sınırından geliyorken orada ilk savaş veriliyor. Daha önce hiçbirisi Efe diye nam almamış. Hiçbirisi hiçbir suça karışmamış. Mal, mülk, namus, para düşmanlığı yapmamış. Temiz köy gençleri o günün şartlarında haberleşip, artık nasıl haberleşiyorlarsa, Eyrek köyünde toplanıyorlar, 85 kişi. Aralarından yaşça büyük ve askerliğini onbaşı olarak yapması sebebiyle Durmuş Ali Efe'yi Efe seçiyorlar. Tabii yaşlılar içerisinde biraz yine Efe diye bilinirmiş Durmuş Ali Efe. Ve iki oğlu da yanında, yetişkin iki oğlu da Durmuş Ali Efe ile beraber o 85 Efe'nin içerisinde. Durmuş Ali Efe'yi Efe'miz sensin demişler. Onun emrinde o günkü ilk savaştan İzmir kurtarılana kadar silah elde savaşmışlar. Ne mücadele, ne mücadele. Yani Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Amin. Allah'a şükürler olsun. Şanlı, şerefli bir milletin, şerefli bir ailesinin soyundan ıskanını taşıyoruz. Bağı biçilmez bir miras. Milletimizin gelecek nesillerine bizler de faydalı olabilmek için, onları eğitebilmek için, onlara vatan, millet, bayrak sevgisi kazandırabilmek için tüm gücümüzle, kendimizi bildiğimiz yaştan beri mücadele ediyoruz. Özellikle 26 yıllık öğretmenim. Öğretmenlik hayatımda da hep dersi çok iyi bilen, öğrenen bir öğrenci yetiştirmeyi amaçlamadım. Vatanını, milletini, bayrağını çok seven, uğruna canını feda edecek, dersini de çok iyi başaracak öğrenci yetiştirmeye çalıştım. Birinci dersim vatan, millet, bayrak nasıl sevilir? Uğruna nasıl ölünür? Uğrunda nasıl yaşanır? Bunu öğretmişimdir. Evvelallah öğrencilerim de bizleri utandırmadılar. Şu an mezun ettiğim binlerce öğrenci içerisinde bordo bereli olanlar da var. Polis özel harekat olanlar da var. İstihbaratta olanlar da var. Tabii onlar biliyorlar bizi. Allah utandırmasın.
Ben öğrencilerimi mezun ederken bayrağın altında topluyorum. Evet. Eskiden ustalar elle vermiş. Ben de onlara son sözümü diyorum. Bu bayrağı bir gün, bir an bile tehdit altında görürseniz, namert eli uzandığını görürseniz, uğrunda can teslim etmekte bir saniye tereddüt ederseniz, zerre hakkım varsa size helal etmem diyerek mezun edip el veriyorum. Benim için önemli. Milli eğitim sisteminde böyle bir mezuniyet şekli yok. Ders içerisinde böyle bir müfredat yok. Ama şu an milletimizin yaşadığı sıkıntıların temelinde milli eğitimin vermemize emrettiği müfredatın içerisinde vatan millet bayrak sevgisine dair bir konu olmayışın sebep olduğunu düşünüyorum ben. Çok büyük eksiklik. Bu Allah utandırmasın, yarım asırlık Aydın Efesiyiz. Aydın Efesi Aydın Efe derler namımıza. Allah utandırmasın. Aydın Bey, bizim Uludağlı Efeler Ege tarafından nasıl gözüküyor? Bizi nasıl tanıyorsunuz? Yani sosyal medyadan tanıştık. O konuda da ufak da olsa bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii sosyal medyadan tanışmamız bir yere kadardı. Bugün tamamını erdirdik. Ebece bir kucaklaştık. Dedim ya, orada bizim yüreğimize sahip Efe ruhlu kardeşlerimiz var. Biliyoruz, öyle düşünüyoruz. Sizleri görüyoruz, mutlu oluyoruz. Var olun. Siz de var olun. Çünkü önemlidir kardeş. Yani bu bayrağa, bu vatana, bu millete kastedecek düşmanlar çıktığında bizim kiminle omuz omuza savaşacağımız bizim için hayati önemlidir. Biz evelallah Türk milletinin Efe fedaileriyiz. Allah bizim ruhumuza üflemiş bizi yaratırken böyle bir tatlı yük vermiş bize ki ne şükürler mutlu olsun. Ne mutlu ki o ruhu taşıyoruz yani. Çok size de tanıştığımızda çok memnun olduk Uludağlı Efeler olarak. Biz de sizler tanıdığımıza hani çok memnun olduk. Hepinize yürekten selamlar olsun. Efeler diyarından Allah'a ısmarladık.